Kemal Kılıçdaroğlu o konuda çok yanlış. Yani onlarınki eğer legalse, dokümente edilebiliyorsa tabii versinler vergilerini. Çok saçma bir düşünce. Kanunen yasak olan işlerden nasıl vergi alınacak ben ondan anlamış değilim. O zaman önünü açıyor. O uyuşturucu şeyinin önünü açıyor. Biz kaçıyoruz, onlar açıyor. Ben karşıyım. Onlardan vergi alınmasını bırak, onların tutuklanmasını istiyor zaten. Saçmalamış orada zaten. Öyle şey olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl vergiyi uyuşturucu, organ ticareti yapanlardan alacaksın, kara para atlayandan alacaksın sözlerine Çorumlulardan tepki yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücretten alınan vergileri eleştirdi. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Hangi vergiyi alacaksın? Zaten geçinemiyor. Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap gecikmedi. İşte dün ne diyor? Uyuşturucu kaçaklarına... Ondan sonra organ mafyasına, bunlara vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturuculuk, uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel. Şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Asgari ücret tartışmaları siyasete de yansıdı. Biz de vatandaşa mikrofon uzattık. Kılıçdaroğlu'nun önerisini Çorum halkına sorduk. Tartışmaya Çorumlular da dahil oldu. Leblebi TV'ye konuşan Çorumlular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak verdi. Orada mafya olayı, organ ticareti olayları falan bunlar bir siyasetin Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi yanlış. Ha şuna hemfikirim. Asgari ücretlilerin vergi alınması çok yanlış. Çok saçma bir düşünce. Çünkü saydıkları zaten gayrimeşru işler. Kanunen yasak olan işlerde nasıl vergi alınacak ben ondan anlamış değilim. Bunu herhalde yasallaştırmaya mı çalışıyor da yani akıl mantık alacak bir şey değil. Bence onları yapmamaları için engellemeleri lazım. Yani vergi alınmaması lazım. Öyle yani devletin bir işiymiş gibi ne bileyim esnafmış gibi adamdan vergi alınır mı? Yanlış söylemiş. Kılıçdaroğlu bence ifadesi yanlış. Uyuşturucunu yapanın mallarına el koyması lazım. Serbest mi olsun istedi? Uyuşturucu, organ ticareti. Vergisini alsın devlet. İsteyen istediğimi yapsın. Öyle demek istedi. Yok saçma bir düşünce. Hırsızlık yapana, o işi yapandan vergi alınır mı? Direkt hapse atılır. Hapse atıldığın kişiden nasıl vergi alacaksın? Yanlış bir düşünce. Yani normal bir iş gibi mi görüyor onu? Olmaz. O da olmaz. Herkes bazı okulları okur, tahsil görür, gezer tozar. Parayı pulu bulur, makam mevkii bulur ama idareci olamaz. Sevk idare etmek doğuştan olacak. Anasından adam lider doğar. Tamam mı? Onun ya siyasetçi 10 defa düşünüp bir kere konuşması lazım. Asgari ücretten alınan vergi, yani memurdan alınan vergiye ben karşıyım. Yani şöyle 7 bin lira veya 6 bin lira bandında alan bir memurdan 500 lira vergi almak, asgari ücretten 300 lira vergi almak bence doğru değil. Ha, kaçakçılardan aldın mı vergi? Onlardan önce şunu yapabilirler. 321 milyon, 500 milyon vergileri silinen Cengiz, Kalyoncu, Limak gibi firmalardan vergi tahsiline başlayabilirler. Uyuşturucu satanların dışarıda ne işi vardı? Vergi hala iş yapıyor. Onların cezaevine atılması lazım. Yani vergiye gerek yok. Onların direkt içeride olması lazım. Ya dışarıdaysa da zaten bu devletimizin bir açığıdır.